Herkese selam, ben Dicle. Bu videomda gelincik tokası hazırlayacağız sizlerle beraber. Bunun için malzemelerimiz kırmızı, siyah, yeşil renkte keçemiz var. Siyah kırmızı ipliğimiz var. Boncuğumuz ve makasımız var. Şimdi ilk olarak kırmızı keçemizi kare şeklinde kesiyoruz. Yaklaşık 2-3 santim civarında boyutu var bunların. Yani göz kararı kestim. İnce iplik makasımızı alıyoruz ve böyle şekiller veriyoruz. Hareketlilik kazandırıyoruz. Bundan tam 4 tane elde etmiş oluyoruz. Kestiğimiz yaprakları birleştireceğiz. Bunun için iğnemizi tel yöntemiyle yaprakların altından dikiyoruz. Dört yaprağı da birleştiriyoruz dikerek. Çiçeğimizin yapraklarını hazırlamış oluyoruz. Şimdi gelelim içine. Bunun için siyah keçemizi alıyoruz ve yuvarlak şekilde kesiyoruz. Kestiğimiz siyah keçeyi de kırmızı yaprakların içine dikip boncukla beraber bu işlemi tamamlıyoruz. Şimdi çiçeğimize biraz hareket kazandıralım. Bunun için siyah ipliğimizi alıyoruz ve ona tomurcuk görüntüsü vermek için gövdeden siyah çıkartıp kırmızı yapraktan bunu çıkartıyoruz ve siyah ipliğimiz sanki içinde tomurcuk varmış gibi gözüküyor. Çiçeğimiz bu şekilde hazır. Arka tarafının çirkin durduğuna bakmayın. Zaten onlar şimdi gözükmeyecek. Onları da ayarlayacağız.
ve artık çiçeğimiz hazır durumda. Ben bundan 2 tane yaptım. Siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz aynı işlemle. Şimdi yeşil keçemi alıyorum ama kamerada bu birazcık koyu bir renk, yani siyaha yakın bir renk gözüküyor. Aslında yeşil, koyu bir yeşil bu. Bunu yaprak olarak keseceğiz. Yaprak kesmek için çok ideal bir makas bu. Bu şekilde kesiyoruz. Makasın yönünü değiştirerek de diğer taraftan aynı şekilde oval şekli verebiliyoruz. Siyah renkte keçeyi alıyoruz ve yuvarlak şekilde kesiyorum ben bunu. İsterseniz kare de kesebilirsiniz. Tokanızı nasıl yapacaksanız o şekilde tokanıza göre de kesebilirsiniz. Yaprakları dikerek başlayalım. İstediğiniz şekilde yaprakları yerleştirin. Gelincik çiçeklerimizi de yaprakların üstüne dikiyoruz. Burada bir boşluk kaldı. Ben onu kapatmak için bir tane daha gelincik hazırladım ve üçlü gelincik daha güzel durdu. Böyle sıkıcı bir tokam vardı. Ben bunu hareketlendirmek için tokanın rengini ilk başta değiştirelim. Sünger zımparamla beraber tokanın üstündeki o kayganlığı zımparalıyorum ki akrilik boya sürdüğüm zaman boya kaymasın tokanın üstünden. Akrilik siyah boyayı sünger fırçamla tokanın üstüne bir güzel boyuyorum. Tokamız kurudu. Şimdi buna yaptığımız çiçeği ekliyoruz. Ben hazırladığım çiçeği üzerine dikeceğim. İsterseniz sıcak silikonla veya tutkallarla beraber bunu yapıştırabilirsiniz. Artık tokamız hazır. Arkasının böyle göründüğüne bakmayın. Zaten saçın arasında o kaybolacaktır. Silikonla yapıştırdığınızda böyle görüntü olmayacaktır. Bendeki gibi sıkıcı lastik tokalarınız varsa onları da bu şekilde hareketlendirebilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.